16 sene, 17. senesine girdi. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bakalım biraz ara verdik. Daha sonra herhalde devam edeceğiz. Böyle bir durum. Neden ara verdiniz? Taksi bulmaya çalışıyorum. Neden ara verdiniz efendim? İşte birkaç gün ara verildi. Bilmiyorum. Bir takım işlerden dolayı herhalde. Şimdi yani çekime ara verildi. Yayına değil. Ha, yayına değil. Yayınlanacak da biz birkaç gün ara verdik. Bakalım. Nereye kadar gidecek efendim bize? Belli mi bu? Yani yine bilemiyorum hiç. Nereye kadar devam ederse seyirciye bağlı. Tabii seyirciye bağlı. Seyirciye bağlı. Başka bir sinema projesi var mı? Yok. Vakit yok zaten. O yüzden. Sizi de öpüyorum çok çok çocuklar. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Fotoğraf alalım. Sen fotoğraf çek de bir de taksi bul bana. Tamam bulalım. Beklerken yaparız abi. Arabayı almadım. Nasıl İstanbul'daki trafik ile ilgili? Taksiciler... İstanbul'da trafik çok rahat. Neden millet şikayetçi onu bilmiyorum ben. Ama sizi gören taksici de efendim hemen duruyordur tabii. Yani bir sizinle evet, yolculuk evet. Yapmak için. Duruyordur da dolu değilse şayet tabii. Mesela... Bizim oradan taksi geçiyor. Yok yasak. Kusura bakmayın. Arkadaşlar gazeteci de onun için. Yasakladı kanal. Onun için İstanbul'da ya. Zafer bir taksi çevirir misin? Arabaya. Evet. Kuş uçuşu. Bu sezonda da 8 bölümde 2 bölüm misafir olarak oynayacağım. Oh. Kuş uçuşu dizisi. Bir de Almanya'ya gidip geliyorum. Akademide dersim var burada Köln'de. Onunla meşgulüm işte. Peki efendim bu dijital yayınlar çok revaçta. Buna evet, evrildi. Evet, seyrediyorum. Çok da güzel. Çok da güzel şeyler yapılıyor. Yani arka sokaklarda olduğunuz için mi sizi oralarda göremiyoruz? Yani başka onu bir yerde... Onu bilemiyorum. Kime sormak lazım onu bilemiyorum. Yani... Arka sokaklardaki çalışmalarımız hemen hemen bütün zamanımızı alıyor. Yoğun. Ona tabii fırsat bulamıyoruz zaten başka türlü çalışmaya. Herhalde ondandır. Peki yani. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz dijital yapımlarda? Biraz böyle hani bazen eleştiriler de oluyor. Argo bu kadar serbest olmamalı. Argo kullanıyorlar. Size bir izleyici ya da bir duayen olarak nasıl anlatırsınız? Vallahi... Arz ve talebe göre hareket ediliyor galiba orada. Evet. Bu arz ve talep nasıl yürüyor onu da ben de bilmiyorum. Sizin gibi. Aynen. Sizin kendinize ait kurallarınız var mı? Mesela bayan oyuncuların genelinde öpüşmek benim, yoktur. Sizde mesela bir... Hayır öyle ki. Hayır sizin, öyle kural, oyuncunun kuralı olmaz. Öyle mesela, olur mu? Saçma şey. Yani ben şunu oynamam, bunu oynamam değilim. Oyuncu her şeyi oynar. Oyuncuysa şayet. Evet. Belirli kalıpları içinde. Onun için benim de kalıbım yoktur. Tabii kendime uyan, fiziğime uyan. Asla bir Hamlet oynayamam, yaşım tutmaz çünkü. O kadar. Efendim yorucu olmuyor mu saçlar? Bunca yıl devam etmek diye yorgun. Görüntümde var mı yorgun? Yok maşallah hiçbir şey yok. İşte çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Taksiler boş geçiyor ama.